BBN Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben psikolog Yeliz Arda. Yaşamın anahtarında bugün yine çok değerli bir hekim arkadaşımızı ağırlıyoruz. Doktor Kıvanç Cebesoy, ağız ve diş sağlığı konularında bize önemli bilgilerini paylaşıyor olacak. Kendisi hem diş hekimi hem ortodonti uzmanı diyoruz. Değil mi hocam? Doğru söyledim. Evet, biraz zordur. Başardım. Evet, başardım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Yeliz Hanım. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. İnşallah aklınızdaki bütün soru işaretlerini en doğru bilgilerle... Ben inanıyorum. Biz öncesinde de çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik zaten. Dişlerimiz de gelmiş hocam. Tabii ki. Tabii evet. Ki. Evet, onlar üzerinden de anlatılsın istiyorum. Hepimizin, aslında bana da sosyal medyadan çok fazla soru geldi bununla ilgili. Hem kişisel sorularımı sormak istiyorum size, hem de o gelen soruları size yöneltmek istiyorum izniniz seve olursa. Seve seve cevaplayacağım. Diş, özellikle diş hekimi bir topluluğa girdiğimde, işte diş hekimi diye söylendiğinde herkesin soracak bir sorusu oluyor. Değil mi? Mutlaka. Hemen yanıma girip, ya hocam şu dişimde şöyle bir problemim var, şöyle bir iş yaptırdım. Nasıl bir tedavi alayım ya da diş teli ile ilgili? Çünkü dişin, Yeliz Hanımcığım, çok fazla hastalığı var. Ağzımızda milyarlarca bakteri var. Bir damla tükrükte dünya nüfusundan daha fazla insan yaşayan dünya nüfusundaki insanlarda daha fazla bakteri var. Dolayısıyla bu kadar hijyenin bozuk olduğu, dış dünyaya açılan bir kapı aslında ağzımız. Oranın hijyenli olması bizim kalp sağlığımızı, beyin sağlığımızı, vücudumuzdaki diğer organlarımıza da yayılan enfeksiyon odakları için çok tehlikeli bir bölge. Biz bu noktada hem diş hastalıkları olsun, hem çevre dokular, diş eti, çene kemiği hastalıkları olsun, hepsiyle çok başarılı tedaviler, en son teknoloji tedavileri, ağrısız, sızısız teknikler geliştiriliyor. Biz de bunu dünyayla birebir başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz. Aslında ne kadar önemli, hem psikolojik açıdan kendi alanımı hemen yerleştiriyorum, hem de fizyolojik açıdan aslında ne kadar önemli ağız ve diş sağlığı bütün bedenimizi, beynimizi dahil etkileyebiliyor. O yüzden çok önemli olması gerekiyor hayatımızı, önemsememiz gereken bir alan diye düşünüyorum. Peki hemen sormak istiyorum. Ortodonti nedir? Nasıl bir tedavi yöntemidir? Siz neler yapıyorsunuz? Bu yapay zeka ve teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? O konuda biraz bilgi alalım mı sizden? Tabii ki. Şimdi dişlerimizin ağzımızda 3 tane fonksiyonu var. Bir, konuşmamızı etkiliyor. Dişimiz olmadığı zaman bazı harflerin telaffuzunda çok zorluk çekeriz. Karşıdaki insanlar ne konuştuğumuzu anlamaz. İki, fonksiyon. Çiğneme, öğütme, birinci sindirimin başladığı ağızdaki işlemleri vardır. Üçüncü olarak da, ve sizin konunuz, psikolojimizi düzeltiyor. Evet. Çünkü bana özellikle böyle ergenlik döneminde diş çapaşıklıklarını düzelttiğimiz ya da ergenlik öncesi ortopedik çene büyümeleri üzerine yaptığımız ortopedik tedavilerle hastalar başvurduğunda, hani onlarla ilk sohbet ettiğimizde, tanıştığımızda bir gülümseme sırasında hemen dudaklarını, gülümsemelerini kapatmaya çalışmalar ya da dişlerinin var olan bir çapaşıklığı saklamaya yönelik konuşma tarzını çocuklar kendilerine içselleştirmiş oluyor. Tabii bu şekilde yaşamak gerçekten çok zor. Diş tedavileri önümüzde geçen 100 yılda bilim burada çok mesai harcadı. Teknikler gelişti, çok popüler olan teknikler unutuldu, yerine daha popüler teknikler gelişti. Bu sağlık sektöründeki bu gelişimde aslında biz hep şunu istedik. Konforumuzu, tedavi sırasındaki konforumuzu en üst seviyede tutmak istedik. Evet, çok sevdiğimiz teknikleri, çok severek, büyük bir aşkla yaptığımız tekniklerde bu gelişen süreç içinde bıraktık. Daha konforlu, non-invaziv teknik dediğimiz hastaya en az zarar veren, en az ağrılı ve en iyi sonucu nasıl alabiliriz üzerine hep kafaya yorduk. Ya hocam, böyle diş doktoruna gitmeye, özellikle çocuklar çok fazla korkar ama o süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi artık hiç korkulmuyor. Çünkü artık burada insanlar çok bilinçlendi. Teknikler dediğimiz gibi hasta dostu teknikler oldu. Diş çapaşıklığına Yeliz Hanım, bir sürü nedeni var. Mesela bunda birinci nedenlerden biri genetik yatkınlık oluyor. Anne babada dar çene varsa, işte büyük dişler varsa, dişler çeneye sığamıyor ve çapaşık bir şekilde yerleşiyor. Bazen hiç yerleşememe durumu da olabiliyor. Gömülü de kalabiliyor, eksik dişler olabiliyor. Diş şekil bozuklukları oluyor. Bazen çeneler dar, dişler büyük. Bazen çene normal, dişler büyük gibi farklı kombinasyonlarla ağız içindeki
dişlerin dizilimi bizi estetik olarak mutlu etmiyor. Fonksiyon olarak da çok mutlu etmeyebiliyor. Yani iyi bir çiğneme yapamayacağımız. Evet, ağız ya içinde da, problem de yaşıyor konuşurken ve de. Ve çapaşık dişlerde hijyen daha da bozuluyor. Yani daha çok dişleri çürüyebiliyor. Daha çok fokal odaklar oluşup bizi zehirleyecek enfeksiyon odakları ağzımız içinde yerleşiyor. Biz çok küçük yaşlardan itibaren bu çapaşık problemlerde ya da ortopedik problemlerde tedavi ediyoruz. Ama hani bunu çok ciddiye almayan ya da imkanı olmayan hastalarımız oluyor. Ya da bunu geç fark etmiş, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda dişleri o zaman içinde bozulmuş ve çapaşıklaşmış. Yani gençken dişlerim çok iyiydi diyor, 50 yaşında bozuldu diyor. Böyle bir şey olabilir mi daha sonra? Tabii ki. Bu yaşlanma gibi düşünelim bunu. Nasıl saçımız beyazlıyor, dişlerimiz de 20'li yaşlardaki o beyazlığını kaybediyor. Yaş ilerledikçe sararıyor, diş yıpranıyor ve sıkmaya bağlı olarak ve çiğnemeye bağlı olarak da dişlerin dizilimi bozuluyor. Bu çok net, yani bu doğanın bizden aldığı bir yaşlanma periyodu diyelim buna. Süreci. Şimdi biz bu süreç içinde altını çizerek söylemek istiyorum. Ortopedik tedavilerde biraz acele ediyoruz. Yani çocuklarımızda alt ve üst çene, ki bu yüzün 1/3'ünü ilgilendiren bir bölüm. Bu kemiklerde, gelişen bu kemiklerde ve dişlerde çapaşıklıklar ve büyüme yetersizlikleri aslında Yeliz Hanım çok önemli. Çünkü yüz estetiğini etkiliyor. Evet. Yani sadece ağız içini değil, yüz estetiğini. Ne demek istiyorum? Mesela alt çene öne doğru kontrolsüz bir şekilde kütleseli olarak çene kemiği öne doğru büyüyorsa, böyle bir paternle büyüyorsa, modeli bu şekilde ise, biz bunu yaptığımız ortopedik tedavilerle büyümeyi yavaşlatıyoruz, yüz maskeleri takıyoruz, çene kemikleri üzerine bir çalışma yapıyoruz ve tedavi yapıyoruz. Buradaki bizim amacımız ne? Yüzün üst bölümü, orta bölümü ve alt bölümünün dengeli bir şekilde büyümesine izin vermek. Ya da alt çene yetersiz. Bunu küçük yaşlarda, büyümenin devam ettiği, gözlem yapıldığı zaman, anne babam bunu fark ettiği zaman. Fark etmeyebiliyor. Öyle bazen mi? Diş hekimi meslektaşlarımız da atlıyor. Onun için ben diyorum ki 6-7 yaşında mutlaka çocuğunuzu bir ortodontistle bir tanışmasında fayda var. Yani diş hekimi de evet yönlendirebilir ama hani orada da bir atlama olabiliyor. Özellikle alt çenenin öne doğru çok büyüdüğü vakalarda. Mutlaka bir muayene olunsun. Bir muayene olunsun. Evet. Çünkü biz zaten tedavilerimizi şuna göre yapıyoruz. Kronolojik, yani kimlikteki yaşa göre değil, el bilek filminden iskeletsel yaşa, yani iskeletsel büyümenin olduğu kemik yaşına göre tahmin ediyoruz. Ve orada da Yeliz Hanım, büyüme doğumdan itibaren hep bu şekilde büyümüyoruz. Yani 15 yaşına kadar büyüdük, tamam büyümemiz bitti değil. Bazen çok yavaş büyüyoruz, bazen çok hızlı büyüyoruz. Ortopedik tedavilerde benim en sevdiğim yöntem bu, ergenliğe hemen girmeden önce, ergenlik öncesi bir kemik büyüme aralığımız var. Hızlı olan bir dönemdir. Bunu hatırlayın. Ortaokul 3 diyeyim. Hani ortaokul 2, bazen lise 1 gibi denk geliyor. Kız çocuklarında 10,5 yaş. Erkek biraz çocuklarda 11,5 yaşta. Daha hızlı büyüyor. Yani 8 evet. ayda böyle bir her şey kısalmış oluyor. Paçalar kısalmış oluyor. Bir yaz tatilinden dönüş oluyor. Aynen mesela. Öyle. Her şey kısa. Aynen. O dönemde mesela aktif büyümenin devam ettiği dönemde yaparsak hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Tabii büyümenin bittiği dönemde hasta bir şekilde ne yapıyoruz ortopedik tedaviler üzerinde? Ameliyatlarla, çene üzerine yapılacak ameliyatlarla çeneleri yine kafatasında olması gerektiği pozisyonda yapabiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Çene yani, cerrahisi kısmı. Ya burada çene cerrahlarıyla beraber kafatasına göre tekrar dişleri, çeneleri yerleştirebiliyoruz. Tabii diş çapaşıklıkları dedim, hijyen açısından çok önemli, görüntü açısından çok önemli, konuşmanın anlaşılması açısından çok önemli. Özgüven de çok etkiliyor değil mi? Böyle dişinden memnun değil ya da ağız sağlığında problem yaşayan insanların belki de romantik ilişkileri bile, ikili ilişkilerini bile etkileyen, iş hayatında kendini ifade ederken de etkileyen maalesef mesela durumlar. Mesela şöyle bir soru sorsam. Evet, bugün buyurun. Sabah kalktınız, işe geleceksiniz. Ağzınızda bir koku olduğunu hissediyorsunuz, evet. değil mi? Bu koku bile mesela sizin yapacağınız işinizi etkiler. Konuşmak istemeyebilirsiniz. İlişkilerinizi evet. etkiler. Yakın teması da istemezsiniz. Şüphesi bile yani olmaz. Şimdi ortodontik problemlerde diş çapaşıklıkları olsun ya da dikey büyüme modelinde yani çenenin aşağı doğru büyüdüğü, ısırdığı zaman open bite dediğimiz ön bölgenin açık kaldığı, dişlerin kapanmaması durumu. Bu tür hastalarda biz şunu çok görüyoruz. Ağız kuruluğu çok oluyor. Çünkü dikey büyüme modelinde alt çene aşağı doğru büyüyorsa hasta uyurken ağız açık uyuyor.
Ağız açık uyuduğu için tüklük salgısı azalıyor, kuruyor ve enfeksiyona yatkın bölgeler oluşuyor. Çok hızlı diş taşı oluşuyor, çok hızlı diş çürükleri oluşuyor. Dolayısıyla bu mesela düzeltilmeden ağız kokusu ya da çürüklerle baş etmemiz imkansız. Çünkü çürüğü buraya yaparız. 6 ay sonra diş başka bir yerden tekrar çürüyebilir. Yani yaptığımız bütün tedavilerde aslında hastanın geleceğe yönelik daha sağlıklı ve daha konservatif ihtiyaç duyulması halinde tedavileri seçebilsin diye. Daha sonraki şimdi, problemleri yaşamaması adına aynen öyle. Başına mesela open bite'lı olan bir hasta ön bölgede ısırma noktasında açıklık varsa hiçbir şey ısıramaz. Yani bir sandviçi, bir hamburgeri ısırarak yiyemez. Çünkü dişler kapanmıyor bu şekilde. Ya da biz bu kapanışı estetik olarak işte dil çok görünür, dil dışarı çıkar sürekli konuşurken ve tükrüğü kontrol edemez. Kaplama yapalım. Bu sefer açık kapanışlı bir hastada çok uzun kaplamalar yapman lazım ki orayı kapatman lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Teknik olarak önce ortopedik olarak çene ve dişleri diziyoruz. Open bite yok ediyoruz. İhtiyaç halinde dişle aynı boyda kaplamalar, laminalar yaparak estetiği kopar diyoruz. Şu anda en çok konuşulan şeylerden bir tanesi değil mi? Yaprak. Yaprak laminalar. Çünkü şöyle söyleyeyim, diş estetiğini düzeltmek için özellikle hani ne kadar güzel beyaz dişiniz varsa olursa olsun yaşla beraber bu dişlerin o canlılığını, beyazını kaybediyor. Şimdi eskiden şu şekilde tedaviler yapıyorduk. Dişler küçültülüyor ve üzerine zirkonyum kaplamalar yapılıyor, porselen kaplamalar yapılıyor, metal destekli kaplamalar yapıp ön bölgeden dizilimi güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorduk. Evet. Ama şimdi artık böyle bir şey yok. Yani dişi bu kadar küçültmenize gerek yok. Hatta dişi hiç kesmeden sadece yıpranmış dişin üzerinden basit bir dişler ölçüyle. Düzse eğer dizilimi de düzgünse aslında sadece hiç belki de. Hiç kesmeye gerek yok. Evet. Dijital bir taramayla çok net bir ölçüyle işe başlatıp yumurta kabuğundan çok çok daha ince 100 mikron 150 mikronluk incecik yapraklarla gülümsemenizi dişin şeklini ve rengini değiştirebiliyoruz. Evet onu görüyorum mesela çok hoşuma gidiyor böyle özellikle sizler hekimler sayfalarında çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Öncesi ve sonrası inanılmaz etkileyici. Tabii ki. Hani o çarpık dişlerin ne kadar düzene girdiği ve üzerine kaplama da olunca o gülümsemeleri hayranım mesela sayfalardaki sizin de çok var sayfanızda Instagram sayfanızda öncesi ve sonrası. Tabii. Özellikle o dişin düzenlenmesi ne kadar sürüyor aslında hemen bambaşka, aklıma gelmişken. Yani bambaşka bir insan oluyor. Ya şimdi bu bizim kaderimiz olmaktan çıktı. Hep uzun söylenir çıktı. Ya işte yıllarca o teli takman gerekir. Evet, ya da tel var mı hala artık? Hala tel diyoruz değil mi? Değil doğru. mi? Hala tel diyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında 100 yıldır ortodonti tedavileri uygulanıyor farklı tekniklerde ve klasik diş teli. Anlaştık mı? Şimdi bu diş telleri bu 100 yıllık dönem içinde çünkü çok kaba ve büyüktü ve gülümsediğiniz zaman çok karışık bir pozisyonda duruyordu. Teknoloji bunu ne yaptı? Daha da materyali küçülttü. Yani maddeye bir şey yapmadı ama materyali küçülterek ya da kullandığı hizalayıcı tellerin akıllı tellerle geçerek bununla mücadele etti. Ve biz bu her türlü yeniliği uyguladığımızda çok mutlu oluyorduk. Mesela biz bu küçük braketler kullanarak ya da ağız içine sakladığımız şu şekilde bir ortopedik destekle mesela inanılmaz mutlu ediyordu bu tedavi beni 10 sene önce. Çünkü bu ağız içine sakladığımız aygıt dışarıdan takılan bir yüz maskesinden hastayı kurtardı. Vay dedik de teknoloji öyle, şey, öyle bir noktaya evet. geldi ki biz bilgisayar o kadar iyi kullanıyoruz ki artık ağız dıştan takılan maskeler yerine ağız içine saklayabiliyoruz her şeyi. 2000-2010 yıl arasında özellikle böyle mikro vida yöntemleriyle her şeyi ağız içine saklayarak yapmayı düşündük. İç taraftan mı yapılan teller? Bravo. Ben... Şimdi bunu yapınca dedik ki ya burada da ama şeye sıkıntısı var. Tamam her şey çok güzel biz buna çok mutluyuz ama yani bu görünüyor ve hijyeni inanılmaz bozuyor. Peki biz ekran önünde işi olan sürekli konuşan işte öğretmenler gibi insan nasıl bir tedavi yaparız? Ya dedik biz bunu saklayabilir miyiz? Yani görünmez diş teli yapabilir miyiz? Mesela buradaki diş telini eminim göremiyorsunuzdur. Evet. Yani hani anlaşılır bir şey değil ilk bakışta. Çok sevdiğim bir arkadaşımda da var şu anda. Gerçekten görülmüyor. Yine ben bunu yaptığımda inanılmaz mutlu oluyordum böyle. Yani gerçekten Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi çok gururlu bir seans bitiriyordu. Dedik ama bu da hijyeni bozan bir madde. Çünkü yapışık kalıyor dişlerin üzerinde. Yemek artıkları takılıyor. Temizlemesi çok zor. Tedavi yine uzun sürüyor filan.
Sonra dedik ki ya bu da yine sosyal hayatımızı olumsuz etkiliyor. Yani çünkü yemeğe gidiyorsun, takılıyor. Bu sefer yemek sırasında konuşmak evet. çıkaramıyorsun. Ya da işte bir düğün oldu, özel bir günün oldu, çıkarıp takamıyorsun. Ya da fotoğraf çekileceksin. Maalesef dişleri belki de çıkarmamız gerekecek özel anlarda. Aynen. Bu da tabii hayat konforunu da biraz İşte konfor ne kadar önemli ne kadar yani önemli. Özellikle son 10 yıldır yani konfor alanımız o kadar genişledi ki. Hep böyle şey istiyoruz daha konfor hayatımız olsun evet, daha kolay. Evet çok hoşumuza gidiyor. Çok ve konfor alanımız bozulduğu anda da kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor yani inanılmaz tepkiler veriyoruz. Etkileniyoruz çünkü ona alışmışız. Şimdi bu sefer dedik ki o zaman daha konfor ne yapabiliriz? Bunu yapabiliriz yani diş evet. telini hiçbir şekilde dışarıdan görünmeyecek şekilde iç dişlerin iç kısmına yerleştirmeyi evet. uygun gördük. Bu da bizi çok heyecanlandırdı. Vay be dedik artık ama çok insani bir tedavi oldu. Çünkü insanlar yemek yerken buraya takılan gıdalar yüzünden çok kendini rahat hissetmeyecek. Ve dişin ön bölgesi çok kirlenmeyecek ve fresh çürümeyecek. Gözüküyor. Fresh gözükecek. Evet. Ama bunu yapmamız için bizim bilgisayara ihtiyacımız vardı. Çünkü dişin arka kısımları parmak izi gibi yani herkeste farklı bir anatomik yapısı hı hı. vardır, dalgalı yapısı vardır. Dolayısıyla kişiye özel yani dijital olarak sizin ağzınızı bilgisayara attıktan sonra bilgisayar ortamında bunları üretmemiz gerekiyordu. Hı hı. Yani aslında burada bilgisayarları kullanmak müthiş bir şeydi bizim teknoloji için. Teknoloji de devreye girdi. Evet, üç boyutlu olarak dişinizi, çenenizi bilgisayara atadık, bilgisayardan da bunları ürettik. İnanılmaz havalıydı ve hepimiz çok mutluyduk. Size yani geldiğimizde fotoğraflarımızı çekiyordunuz. Dijital ölçüler dijital alınıyordu ölçüler. Ve bunları üretim direkt hı-hı. başlıyordu ve bu şekilde yapabiliyordu. Şimdi dijital olmadan bunu yapmanız imkansız yani bilgisayarın gelişmesi gerekiyordu. Tabii şimdi bilgisayarlar gelişti. Ve bu diğer gösterdiğim bütün tedavilerde kliniğe bağımlı bir tedavi görüyorsunuz. Hı hı. Yani ayda bir kliniğe gelmek zorundasınız. Braketler ya da tel kırıldığında hı hı. yine gelmek zorundasınız. Şimdi bilgisayarlarla beraber yapay zeka diye bir şey ortaya çıktı. Bilgisayar öğrenebilir oldu ve tedavi tekniklerini çok daha hassas yapmaya başladı. Öyle olunca bütün materyaller değişti ortodontide. Yani protezde de değişti. Yani aslında hı hı. tıbbın bütün alanlarında o kadar hızlı bir devinim var ki sürekli kendini rejenere ediyor. Bu da yapay zekayla yani bilgisayarların öğrenebilir zekasıyla oluyor. Şimdi biz sizin ağzınızı 3 boyutlu olarak bilgisayara atadıktan sonra hı hı. oradaki yapay zeka bizim yaptığımız bütün analizleri saniyeler zaten içinde yapıyor. Zaten sunuyor. Saniyeler içinde yapıyor. Sonra bir protokol oluşturuyor. Diyor ki haftalık olarak diyor bu dişleri ben iteceğim. Haftalık olarak bir set oluşturacağım. Dişinizdeki yamukluğun derecesini milimetre olarak mesela biz dışarıdan böyle görüyoruz ama yapay zeka buradaki bütün açısal ve matematiksel bir algoritmaya dönüştürüyor sizin o gördüğünüz yapacağınız milimetrik mikrona kadar evet. düzeltebiliyor. Açısal ve kaymaları milimetrik. Şöyle bir plak üretiyor. Aa, evet bunu da biliyorum. Eğer dişinizde evet. ne kadar çapraşıklık varsa, ne kadar konum bozukluğu varsa her şeffaf. Plak 1,5 derecelik 400 mikron kalınlığında şöyle bir şeffaf plakla tedavi ediyor. Şu andaki son teknoloji son bu. Teknoloji son bu. Teknoloji bu. Ama bu da aylar yani her ay belki kendini yenileyen ve inanılmaz özellikleri de beraber getiren yani bir kopma oldu yani hı hı. milenyumla beraber dünyada 2000'li yıllar sonrasında hı hı. bilgisayarlar, yapay zekalar, öğrenebilir bilgisayarlar kendini çok geliştirdi ve maddeler değişti. Bakın bu çok konforlu bir tedavidir hı hı. yani fotoğraf evet. çektireceksiniz planınızı çıkarmanıza gerek yok bence ama hı hı. çıkarıp fotoğrafınızı çektirebilirsiniz. Hı hı. Düğün, toplantı, çok önemli bir konuşmada tedaviye bir mola verebilirsiniz. İşte yemek yerken asla hijyen bozulacak bir madde yok. Kırılacak, kopacak hiçbir şey yok. Tedaviye plağı taktığınızda ne oluyor? Tedaviniz devam ediyor. Hocam çok önemli bir açıklama geldi şu anda. Cumhurbaşkanımızın tabii. önemli açıklamaları var. Sözünüzü balla kesiyorum. Aradan sonra devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları için haber merkezimize bağlanabiliriz. Gelmedi. Herhalde bu saatten sonra da gelecek hali yok. Fakat Sancaktepe hakikaten bu duruşuyla yarına farklı bir selam veriyor. Sancaktepe'nin güzel insanlarını kalbi duygularla selamlıyorum. Başımızın tacı hanımefendileri selamlıyorum. Yarın Anneler Günü. Tabii burayı seçtiğimizde
yarın anneler günü oluşundan, belediye başkanınızın bir hanımefendi oluşundan dedik ki burayı seçelim. Biliyorsunuz biz Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim hatırladı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyip traktör bedava. DP'ye bakanlık. Anahtarı annelerin ayakları altına koyuyor. El cennetu tahta aktamil ummahat. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bak babaların değil. Annelerin ayakları altında. Onun için annelerin kıymetini çok iyi bileceğiz. Annelere sadakatimizi çok farklı göstereceğiz. Öyleyse anneler, yarın siz de kaleyi içeriden fethedeceksiniz. Buna hazır mısınız? Şurada birkaç saat kaldı. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ahde vefanız için, aşkınız, sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında. Sözlerimin hemen başında. Ebediyete irtihal eden tüm annelerimize rahmet diliyorum. Ama hepsinden öte, Diyarbakır annelerini gözü yaşlı bırakan bu teröristlere karşı, vay vay Kemal, Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin? Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıran teröristlerle el ele, omuz omuza, utanmadan, sıkılmadan bir seçime giriyorsun. Bay Bay Kemal'in yanında kimler var? Kandil var. Kimler var? Kandil'in parlamentodaki uzantıları var. Kılıçdaroğlu, ya sen bunların hesabını Allah'a nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var. Söylemeye gerek var mı? Onlar da utanmadan, sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp dolaşıyorlar. Benim milletim yarın sandıklarda bunlara en güzel cevabı vermelidir diye düşünüyorum. Buna hazır mıyız? Vatana, millete, devlete, ümmete hayırlı evlatlar yetiştirmenin gururunu yaşayan ülkemin asil annelerini Afrika'dan Asya'ya, Balkanlardan Türkistan'a, kalbi şu an bizimle olan gönül coğrafyamızdaki tüm anneleri buradan saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle kendi anacığım başta olmak üzere ebedi aleme irtihal eden tüm annelerimizi rahmetle, özlemle yad ediyorum. Gençler, bak size bir nasihatim var. Bay Bay Kemal de vasiyette bulunuyor da benim vasiyetim başka. Benim vasiyetim şu: annelerinizin ayaklarının altını öpmeyi ihmal etmeyin. Cennet annelerin ayakları altında, babaların değil. Benim anam da bana ayağının altını öptürmezdi. Kendisine derdim ki, anacığım, kokusunu alayım. Cennet orada. O çekerdi. Gülerdi. Anam, kokusunu alayım. Zar zor öperdim. Gençler, siz de annelerinizin ayaklarının altını öpün. Orada başka koku var. Orada cennetin kokusu var. Öperseniz daha güçlenirsiniz. Daha güçlü olursunuz. Bak şimdi biz ne diyoruz? Aile diyoruz, değil mi?
CHP ne diyor? LGBT. İYİ Parti ne diyor? LGBT. Aynı şekilde öbür HDP ne diyor? LGBT. Peki LGBT AK Parti'nin semtine yaklaşır mı? MHP'nin semtine yaklaşır mı? Cumhur İttifakı'nın semtine yaklaşır mı? İşte bu Millet İttifakı denilen zillet, bunlar LGBT'ci. Ama hamdolsun biz ailenin kutsiyetine inandığımız için biz burada farklı bir yerdeyiz. Farklı bir düşünceyle yolumuza devam ediyoruz. Milliyiz, yerliyiz ve ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Rabbim bizlere annelerimizin hayır dualarını alacak bir hayat yaşamayı nasip eylesin diyorum. Rabbim hiçbir annemizin yüreğine ateş düşürmesin. Hiçbir annemize evlat acısı yaşatmasın diye dua ediyorum. Kardeşlerim, Türkiye olarak çok stratejik bir bölgede yer alıyoruz. Üç kıtanın kalbi konumunda bir ülkeyiz. Enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız. Tarih boyunca birçok savaş merkezinde bizim yer aldığımız bu coğrafyayı kontrol etmek için yapıldı. Haçlı seferlerinden Çanakkale Harbi'ne kadar tarihteki büyük mücadelelerin hepsinin arkasında bu niyet vardı. Bu vatanı bize yar etmemek için her şeyi yaptılar. Bizi bu topraklardan söküp atmak istediler. Bizi vatansız, yurtsuz, havasız bırakmak istediler. Bunu kimi zaman kendileri bizzat gelerek, kimi zaman da maşalarını kullanarak yapmaya çalıştılar. Çanakkale'de kınalı kuzuları toprağa verme pahasına buna dur dedik. İstiklal Harbimizde vatanımızı özgürleştirerek millet olarak esareti kabul etmeyeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha aykırdık. Son olarak 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize salarak vatanımızı işgal etmeye yeltendiler. Milletimizde sırt sırta, gönül gönüle vererek hamdolsun buna da müsaade etmedik. Bölücü terör örgütüne karşı 40 yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi de bu tarihi hesaplaşmanın bir parçası olarak görüyoruz. On binlerce insanımızı bizden kopartan bu örgüt, emperyalistlerin kanımızı akıtmak, bizi güçsüz bırakmak için ülkemizin sırtına vurduğu bir hançerdir. Şairin bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır diyerek tarif ettiği habis yapı aslında bölücü terör örgütüdür. Yıllarca bizi terörle oyaladılar. Yıllarca bizim enerjimizi, kaynaklarımızı heba ettiler. Evlatlarımızın geleceğini, gözlerindeki ışığı, yüreklerindeki umudu çaldılar. İnsanlarımızın önüne kandan ve gözyaşından duvarlar örmeye kalktılar. Türk'ü ve Kürt'ü birbirine düşürerek ebedi kardeşliğimizi bozmak istediler. Buna fırsat vermedik. Devlet olarak terör bataklığını kurutmak için çok mücadele verdik. Çok ciddi çabalar harcadık. Bizim için Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkesi'yle, Gürcüsü'yle, Boşnağı'yla biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bizim için Kürt neyse Türk de odur. Türk neyse Kürt de odur. Çünkü Rabbimizin emri neyi gerektiriyorsa biz ona itaat ederiz.
Üstünlük neyledir? Sadece ittika iledir. Yani Allah'a kim daha yakınsa o üstündür. Sınırlarımız içindeki terörist varlığını tükenme noktasına getirdik mi? Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Kandil'de gömdük mü? Besler Deresi'nde gömdük mü? Şimdi Bay Bay Kemal'in dirsek direğe tutuştuğu bu malum yapıyla hala yürümekten bahsediyor mu? Bunları yarın sandıklara gömüyor muyuz? Ha gayret. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 bitmeden Türkiye içinde tek bir eli kanlı terörist bırakmamaktır. Aynı şekilde hudutlarımız dışında da bu alçaklara nefes aldırmayacağız. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde artık inlerinden başlarını çıkartamaz, kıpırdayamaz hale geldiler. Ne 14 Mayıs'tan sonra Afrin'i geri alacağız diyen bölücülerin azgınlıkları, ne Suriye'deki güvenli bölgelerimizi teröristlere altın tepside sunmayı vaat edenlerin gafleti, ne Kuzey Irak'taki askerlerimizi geri çekerek terör örgütüne nefes aldırma projeleri, ne de bebek katillerini serbest bırakma 6-8 Ekim hadisesinin azmettiricilerini sokağa salma planları bizi durduramayacak. Selo ne diyor Selo? Bu Selo kim? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu hain değil mi? Teröristin başı. Ve şimdi utanmadan, sıkılmadan mesajlar gönderiyor. Ve Bay Bay Kemal de eğer Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz diyor. Bu hesabı yarın sormaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden şimdiye kadar on binlerce anaya evlat acısı yaşatan bu canilerin kökünü içeride ve dışarıda kazıyacağız. Türkiye'yi bu terör belasından, ayağına vurulmuş bu terör prangasından mutlaka kurtaracağız. Ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Şimdi isterseniz bunların kimlerle iş tuttuğuna bir bakalım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. 2,5 milyon emeklinin maaşını ödeyebilmek için 374 gayrimenkulünü satmak zorunda kalmıştı. Kılıçdaroğlu bir itirafta bulunmuş, hastaneden sürüyor, Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Halkın bırakla çilesini görsün. Hep hani hangi hastaneye gidiyorsan git. İnsan kişiye bir doktor bak yerden isyan et. Buyruk beklerken hasta olmayan. Saat tam 6:30. Ne yaptı bu? Geç mi kaldım? Alamıyoruz, hiç bir şey geri dönüyoruz. Kürtün kürtü var, ne bakın dağıtı vermiyorsun ben. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer ben. Aslında ben burada ihtiyaçlarımı gideriyorum. Tuvalete de efendim. Hiç bizi düşünemiyor ki şu vaziyette. Dudağımın bir kanamaza 10 gündür gidip geliyorum. 10 gündür oğlum. Vallahi billahi 10 gündür geliyorum. Bu da hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyorum. Bana diyor ki sen bir tansiyon var. Burada tansiyon bakmaz mı? Burada tansiyon bakmaz mı? SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok, SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz. Elbette. Burada gelen mi diyorsunuz? Elbette.
İki hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz. Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum. Genel başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40 bu yakalarız yakalamazı o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak demek ki bu işi götüremedik diyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben 3 çocuk okutuyorum, nasıl okutacağım? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Yüksek zam geldi. Öğrenci olduğumuz için zorlanıyoruz. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkan heykelli bir gece mümkünlük. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çiftli Van mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz varız, bana var, seninleyiz hocalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilebilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? Hiç sürmedi. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz. Bu kardeşlerimizin oylarına talip PKK'lıdırlar, hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. TC Devleti liste liste açıklamış. Kırmızı liste, sarı liste, yeşil liste, gri liste. Ben bunları öldüreceğim diyor. Her günde öldürüyor, kimseden çıt çıkmıyor. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Bütün zırhlılar vurulsun. Vurun orucu vurun. Bit ateş altına alındı. Direnen kalabalıklar doğrudan ateş edildi. Kemal Kılıçdaroğlu korumasının darbeci askerlerle yaptığı görüşme sonrası tanklar VIP salonunun önünden ayrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da makam arabasıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Kılıçdaroğlu da orada televizyon karşısına geçmiş ve kahvesini yudumlarken görüntülenmişti. Yedili Koalisyon'un en büyük vaatlerinden biri FETÖ ve PKK üyeliği, ilişki ve irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenleri görevlerine iade etmek. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Masadan uzlaşı değil kriz çıktı. Altılı masa tam tabiriyle devrildi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Öyle değil, masa kalktı. Cumhurbaşkanı adayı da altı liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. O zaman kriz çıkar. E doğru. 14 Mayıs Kemal'in Bay Bay Kemal olacağı gündür.
Evet, tüm bu pazarlıklar, beyanatlar buzdağının görünen yüzüdür. Kapalı kapılar ardında tam olarak ne konuşulduğunu ittifak ortakları dahil hiç kimse bilmiyor. Kandil'den gelen bu destek açıklamaları karşısında Bay Bay Kemal'in hangi sözleri verdiğini de kimse bilmiyor. Bay Bay Kemal suskun. İttifak ortakları suskun. Parti sözcüleri, medyadaki kalemleri suskun. Yarın seçim olacak. Yarın millet oy verecek. Fakat daha hiç kimse Bay Bay Kemal ile bölücü örgütün siyasi uzantıları arasında hangi anlaşmaların yapıldığını bilmiyor. Hiç kimse terör örgütü temsilcilerine hangi sözlerin verildiğini hala öğrenemedi. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bay Bay Kemal 17-25 Aralık kumpasındaki rolünü 10 yıl sonra itiraf etti. FETÖ'cü alçakların eline tutuşturduğu kasetlerin montaj olduğunu geçen gün bizzat kendi söyledi. Bu seçim öncesinde yaptığı gizli pazarlıklar da eninde sonunda ortaya çıkacak. Sırf Cumhurbaşkanı adayı oldu diye Muharrem İnce'ye atılan iftiraların, baskıların, zorbalıkların, haysiyet cellatlığının failleri de ortaya çıkacaktır. Rusya ile ilişkilerimizi bozma ihalesini Bay Bay Kemal'e kimin verdiği, ortada hiçbir şey yokken Alevi Kürt videolarının niçin çekildiği, Pensilvanya'da 8 saat boyunca kimlerle hamburger yenildiği, Londra'daki tefecilere hangi tavizlerin altın tepside sunulduğu, evet bunların hepsi gün gelecek tek tek milletin önüne serilecektir. Biz o gün gelene kadar meselenin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Her fırsatta gerçek yüzlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz. Tabii bunun için her şeyden önce, hesaplardan önce, hazır mıyız? Bir olacağız. Bu olmaz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin. Sevgili Sancaktepe'liler, biz her zaman sandığa giden yolu aziz milletimizin tertemiz iradesinde aradık. Türkiye'yi büyütmenin, güçlendirmenin, gençlerimize üzerinde gururla yaşayabilecekleri bir ülke bırakmanın gayretinde olduk. Gerektiğinde 17-25 Aralık'ta olduğu gibi kumpaslara, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğsümüzü siper ettik. Hatırlayın. Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman FETÖ'nün, evet, orada askerleri, jetleri bizim üzerimizden pik yapıyorlardı. Fakat on binler orada kardeşini karşılamaya gelmişti. Bay Bay Kemal de tankların arasından giderek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine uğramıştı. Orada kahvesini yudumlayarak, evet, Erdoğan'ı nasıl öldürecekler bunu izliyordu. Fakat ve mekaru ve mekan Allah vallahu hayrul makirin, bütün tuzakların üzerinde Allah'ın tuzağı vardır. O tuzakla aşık atılmaz. Böyle de oldu. İstedikleri olmadı. Ama yalan makinesi dönmeye devam etti. Haberim olsaydı diyor, ben de karşılardım. Be yalancı, senin ne olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz. Aynen öyle. Bu yalan makinesi. Milletin sandıkta namusumuza emanet ettiği muazzez iradesini asla yere düşürmedik. Ona asla leke sürdürmedik. Böylece Türkiye'yi
her alanda başarıdan başarıya koşturduk. Kardeşlerim, savunma sanayinde, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette bütün bu adımları attık. Şimdi isterseniz son 21 yıldaki karnemize de bir bakalım. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk Akımı, Mavi Akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, Bor Karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliği, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DAEŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Say say bitmiyor. Öyle değil mi? Bu özetiydi. Evet, yaparsa daha güçlü. Yaparsa. Şimdi.
Şimdi bir duyuru yapmak istiyorum. Özellikle gerek Sancaktepe'de gerekse ekranları başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza. Sonra inşallah duyurumuzu yapacağız. İşte bizim millet sevgimiz bu. İşte bizim Türkiye aşkımız bu. Buradan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha fazla koşturacağız. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Türkiye yüzyılını inşa edene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Bu amaçla sayısız proje, program ve yatırım planı hazırladık. Seçim beyannamemizde tüm bunları tek tek detaylıca yazdık. Burada bir tanesini özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dönemde özellikle aile kurumunun LGBT gibi sapkın akımlar karşısında korunmasına büyük önem veriyoruz. Kardeşlerim, bu CHP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? Bu HDP LGBT'ci mi? Bunların yanındakiler, onlar da LGBT'ci mi? AK Parti'ye LGBT sızamaz. MHP'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aileyi asla yedirmeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. Ve özellikle de güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bu bakımdan seçim öncesi adımını attığımız ailenin ele alınması hususunda seçimin kararının verilmesi sebebiyle bu adımı atamadık. Seçim sonrası inşallah yeniden aileyle ilgili kurumu güçlendirmenin adımını atacağız. Fakat burada bir şeyi size özellikle söyleyeceğim. O da şu. Kadına şiddet konusunda da kesinlikle tavrımız nettir. Kadına şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Kadına şiddetle ilgili mücadeleyi de gerek yargı yoluyla, gerekse tüm İçişleri Bakanlığı yoluyla bunlarla mücadelemizi de sürdüreceğiz. Biz bu konuda birilerinden de izin almaya mecbur değiliz. Küresel kültürün ve güçlerin dayatmasıyla giderek adeta veba gibi yayılan bu salgınlarla, bu akımlarla ilgili şimdiden gereken tedbirleri almamız gerekiyor. Zira bu konuda adım atmakta geç kaldığımız her gün tehdit ve tehlike daha da büyüyecektir. Finansmanını doğalgaz ve petrol gelirlerimizden sağlayacağımız Aile ve Gençlik Bankası'yla işte bunu amaçlıyoruz. Bu kaynakla çalışana, emekliye, kadına, gence, engelliye, üreticiye velhasıl ülkemizdeki her kesime destek olabileceğiz. Aile ve Gençlik Bankası vasıtasıyla ev hanımlarımızın emekliliğine primlerinin üçte birini ödeyerek katkı sunacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğine kadar attıkları her adımda yanlarında olacağız. Evlenecek gençlerimize faizsiz, ilk 2 yılı ödemesiz, 4 yılı vadeli 150 bin lira kredi vereceğiz. Her hanede çalışan en az 1 kişi olmasını sağlayacağız. Her bir hanemizin asgari bir gelir seviyesinin altında kalmamasını temin edeceğiz. Daha pek çok kalemdeki desteklerle hem aile yapımızı koruyacak hem gençlerimizin geleceğine ışık tutacağız. Aynı zamanda bu adımlarımızla küresel odaklar adına LGBT'nin önünü açanların da planlarını boşa çıkaracağız.
nasıl gençlerimizi zehir tacirlerine, uyuşturucu çetelerine, FETÖ ve PKK'nın başını çektiği terör örgütlerine karşı korumayı görev biliyorsak, LGBT'ye karşı korumayı da aynı şekilde vazife ediyoruz. Şimdi diğer hazırlıklarımıza da şöyle bir bakalım. 20 yılda yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyor, Türkiye 100 yılına yürüyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona ezdirmediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacak, şehirlerimizi her türlü afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'dan başlayarak risk içindeki evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5.250 liraya yükselteceğiz. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Ev hanımlarına ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Bir ay her ailede gençler doğal gazı ücretsiz kullanıyor muyuz? Bir yılda inşallah mutfakta kullanacak mıyız? Bu Bay Bay Kemal sözü değildir. Ha. Buradan geri gidiş olmaz. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alanında verdiği kaldıracak. Ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon TOG'un yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızla sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye eksenini tahkim edeceğiz. Dünyada örnek gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve bursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılım sağlayacağız. Ulaşım başta olmak üzere güçlü altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımız anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. Türkiye'de güven ve istikrar sürecek. Türkiye büyümeye devam ediyor. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye 100 yılını birlikte kuracağız. Ve 14 Mayıs Türkiye 100 yılı için milat olacak. Kardeşlerim, attığımız adımlarda, eğitimde, hatırlayın, çocuklarımızın sıralarının üzerine kuşe kağıtlarla kitapları koyduk mu? İlk, orta, lisede koyduk mu? Koyduk.
76 olan üniversite sayısını 208'e yükselttik mi? Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber sağlıkta o Covid döneminde öyle bir adım attık ki 3 ayda Sancaktepe'ye işte 1006 odalı Feriha Öz Hastanesi'ni kurduk. Belediye başkanı dayanamadı, 45 günde yaptık diyor. Biz yaparız, onlar konuşur. Farkımız bu. Şimdi bugün birçok ilçede böyle bir hastane yok. Ama Sancaktepe'de bu var. Niye bunu buraya yaptık? Gerektiğinde buraya uçak da insin. Uçak indiği zaman uluslararası hastalar da buraya gelebilsin diye buraya yaptık. Bu bir düşünce pratiğidir, formasyonudur. Biz yaparız. Ama onlar böyle bir adımı atmaya cesaretleri bile yoktur. Onlara o fırsatı bile vermeyiz. İşte biz bundan sonra da birçok adımları yine böyle atacağız. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Yarın sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Fakat daha önce hepimiz bir şey daha yapacağız. Artık önümüzde günler değil, sadece saatler kaldı. Henüz vakit varken halen kararsız kalan bir eşiniz, dostunuz, akrabanız, nazınızı çekecek bir arkadaşınız varsa ona mutlaka ulaşacaksınız. Bizim selamımızı söyledikten sonra 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Kırgınlık, küskünlük varsa çözecek, bizim adımıza helallik isteyecek, oyuna talip olduğumuzu söyleyeceksiniz. Aile meselesinde CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın da bizimle aynı hassasiyeti taşıdığını biliyoruz. Yöneticilerinin seçim kazanmak uğruna FETÖ'cülerle, bölücülerle ve küresel güçlerle işbirliğine gitmelerinden en az bizim kadar bu insanlarımız da rahatsızlık duyuyor. Bu kardeşlerimize de ulaşmaya, saflarımıza dahil etmeye çalışacağız. İnşallah fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek. Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunları yaptığımızda yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum. Sancaktepe'ye, Sancaktepelilere ben inanıyorum. Güveniyorum. Zira yarınki seçim aynı zamanda 2024'ün de müjdecisi olacaktır. Ben kalbi kıpır kıpır atan gençlerimize güveniyorum. Evi içeriden fethedecek olan kadınlarımıza güveniyorum. Ayaklarının altına cennetlerin serildiği cennet yüzlü annelerimizin bizleri yalnız bırakmayacağını biliyorum. Mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum milletimizin basiret ve ferasetle iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymuyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? Sancaktepe yarın durmak yok, yola devam diyor muyuz? Yarın doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Yarın Türkiye yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için son ana kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Yeniden görüşmek, yeniden kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yaşamın anahtarı reklam arasından sonra tekrar devam edecek. Yaşamın anahtarı kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili konuğumuz Doktor Kıvanç Cebesoy bugün ağız ve diş sağlığı konusunda bize önemli bilgilerini paylaşmaya devam ediyor. En son şeffaf plaklarda kalmıştık hocam. Notlarımı baktım yanlış söylememek için. Şeffaf plakları anlatıyordunuz teknolojiyle beraber onların da nasıl geliştiğiyle ilgili. Onun üzerinden devam edelim istiyorum. Mesela şeffaf plaklar kaç yaş aralığında takılabilir? Biz bunu uygulanması için nasıl bir yol izlemeliyiz? Çocukta nasıl fark edebiliriz? Ya da belli bir yaştan sonra da bahsetmiştiniz yaşlılıkla oluşan bazı çarpışıklıklar var. Onlar üzerinde de hani ileriki yaşlarda da biz bunu kullanabilir miyiz daha doğrusu? Tabii. Şeffaf plakları hem ortopedik tedavide hem de ortodontik diş çapışıklıklarında başarılı bir şekilde kullanıyoruz. Buradaki düzeltme noktaları 100 mikron hassasiyetle ve 0.1 derecelik yamukluğu dahi düzeltebiliyor. Şeffaf plakları dişlerin üzerine taktıktan sonra günde 20 saat takması lazım bu plakları hastaların. Bu da haftada 140 saate tekabül ediyor. 140 saat taktıktan sonra diğer plana geçebiliyor. Çünkü her plan 1.5 derece ve 150 mikron diş düzeltme gücü oluyor. Bunu dişlerine taktığında burada hareketler plan içinde başlıyor. Yani dişler itiliyor gitmesi gerektiği yere. Bu bir tedavi protokolünde tedavi sonuna kadar olan bütün set aslında elimizde oluyor. Yani hastanın bitmiş pozisyondaki dişlerini biz tedavi başında görebiliyoruz. İşte bunu dijital olarak da tedavi başında gülümsemesini yansıtabiliyoruz. Tedavi bittiğinde dişleriniz bu şekilde gözükecek diye. Bu çok ciddi bir motivasyon oluyor. Dediğim gibi ağrısız olması, kliniğe bağımlı olmaması bu tedavide. Yani hasta ayda bir ya da haftada bir kliniğe gelme gibi mecburiyeti olmuyor. Mesela benim yurt dışında Kanada'da, Avustralya'da, Avrupa'da çok hastam oluyor. Biz güzel bir tedavi protokolü oluşturduktan sonra tüm seti hastaya verip aylık, iki aylık internet üzerinden görüntülü görüşmelerle de tedaviyi başarılı bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Yani tekrar doktora gitmesine belki hani fikir gerek olarak kalmayabiliyor. Düşünceleri belki paylaşmak adına telefonla ya da dediğiniz gibi online görüşmeler olabilir ama en azından şeffaf plan aldığı zaman uzun bir dönem bu tedaviyi kendi hayatında uygulayabilir. Tabii. Rahatlıkla doktora danışmadan bu tedavilerde mesela benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi ne dedik? Ağrı, yani diş dilindeki o gerilim ağrısı baskıyı %70 oranında daha az hissediyor. Yani aslında bu istatistiksel olarak ölçülemeyen bir ağrı. Yani çok konforlu bir tedavi oluyor. Hız olarak normal bir diş diline göre %70 daha hızlı tedavi edebiliyorsunuz çapaşıklıkları. Ciddi bir oran hocam. Çünkü evet. Şöyle telde ayda bir hani gelip sıkmak zorunda olduğunuz için dişe mesela kuvvet uyguluyorsunuz. Diş belki 2 hafta sonra düzeliyor. Bir ay sonra gelecek ama orada zaman kaybı oluyor. Ölü zaman oluyor. Öyle olunca tedaviler 1,5-2 yıla uzayabiliyor. Gelemediği zaman da olduğu zaman burada tedaviler öyle bir şey yok. Burada evet. Tedavi sürekli devam ediyor. Yani bir haftalık kuvvetler uygulandığı için dişe, diş 1 hafta sonra olması gerektiği yere yerleşmiş oluyor. Dolayısıyla kliniğe gelme mecburiyetini, kuvvet aktivasyonu, dişin hareketinin devam etmesi için dışarıdan yapılacak bir aktivasyona ihtiyaç duymadığı için tedavi süresi kısalıyor. Mesela sizi çok mutsuz eden bir dişiniz var. Evet. Ön iki dişiniz ayrık diyelim. Ayrık. Ön bölge ya da ön bölgede basit bir çapraşıklık var. Şimdi dişleri takmak istemeyebilirsiniz. Çünkü yaptığınız işle ilgili bunu haftalık çıkarıp tak yapamazsınız. Uzun süreli bir tedavi prosedürü düşünüyorsunuz. İşte ya hatırlıyorum komşum yaptırmıştı da 1,5-2 yıl sürdü. Evet. Tel takıldı. Şimdi da çok acılar çekti, ağrılar çekti onun diye. Gibi. Şunu öğrenebiliyorsun. Aynı gün gidiyor hastalar geliyor. Fotoğraflamasını yapıyoruz. Saniyeler içinde bak bitince bu şekilde olacak gülümsemen.
Çok güzel. Ben gülümsemeni direkt gösterebiliyorum. Daha tedaviye başlamadan. Evet. Bu ne kadar sürecek? 14 plakla ben tedavi edebilirim bunu. Ne demek bu? 14 hafta. Yani 3,5 ay. 3,5 ayda bitecek mi? 3,5 ayda bu hale mi gelecek? Yani bunların hepsini somut veri olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla yani bir kara deliğe, bir kara kuyuya girmiyorsun, düşmüyorsun. Ne olacağını bilmemek değil de belirsizlik aynen. Yok da çok net bir şekilde görüyorsun aslında. Mesela, 3 ay sonra nasıl diş dilimi ne zaman çıkacak diyor hasta bana. Evet. Diş dili yaptığını. Ya şimdi önümüzdeki ay çıkarmayı planlıyorum. O hiç bitmiyor önümüzdeki ay. Yani bir sonraki aya gidebiliyor, bir sonraki aya gidebiliyor. Çünkü diş telinde çekme itme kuvvetleriyle buraya indirirken burayı bozabiliyorsun. Ama burada bireysel olarak yani o dişlere tek şablon giriyor. Ve girdiği noktada her bir diş diğerinden bağımsız bir şekilde itiliyor ve çekiliyor ve döndürülmeye ama çalışılıyor. Ama plaklar yine aralarda yine değişiyor herhalde. Haftalık yeni olarak sete geçiyor. Mesela 14 plaklık bir sette üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14'e kadar gidiyor. Haftalık olarak paket açılıyor. Birinci plak işi bittiği zaman yerine koyuluyor. İkinci plakla devam ediyorsunuz. Bir hafta sonra ikinci plağı bırakıyorsunuz, üçüncü plağa geçiyorsunuz ve haftalık olarak değişimleri görebiliyorsunuz. Hocam çok özür diliyorum. Tekrar lafınızı balla kesmek zorundayım. Biliyorsunuz yarın seçim var evet. Ve seçim konuşmaları devam ediyor. Gündem çok hareketli olduğu için evet. Tekrar haber merkezimize bağlanıyoruz. Yine devam edeceğiz ama. Yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra devam edecek. İngiltere'de dinleyecek. Velhasılı Türk devletinin ülkesinin bütünlüğünün, milletin istiklalinin ve istikbalinin karşısında kim varsa hepsine dinleteceğiz Allah'ın izniyle. Sağ ol. Ve ondan sonra Kılıçdaroğlu gitti, PKK'nın partisi HDP ile görüştü. Bakın biz bunu inanarak söylüyoruz. Meral Akşener ne dedi? HDP eşittir PKK dedi. Doğru. Ama peki ondan sonra ne yaptığına bakacağız. Gitti Kılıçdaroğlu HDP ile görüştü. Yani Akşener'in deyişiyle PKK ile görüştü. Ve kapalı kapılar arkasında görüştü. Ve hiçbir açıklama yapmadı görüşmeden sonra. Sonra açıklamayı kim yaptı? HDP'li Sırrı Sakık yaptı. Ne dedi? Ey Kılıçdaroğlu dedi. Ey Kılıçdaroğlu. Kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla dedi. Ve bir tanesini açıkladı. Kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri açıkla dedi. Ve bir tanesini o açıkladı. Ne dedi? Terörist başı Öcalan dahil 51 tane masum Kürt kardeşimizin katillerinin azmettiricisi Demirtaş dahil bütün PKK'lı asker polis katili Aybüke Yalçın öğretmenin katili Mehmet Selim Kiraz savcımızın katili bütün teröristleri serbest bırakma genel bir afla çıkarma sözü verdiğini söyledi. Peki biz buna yarın müsaade edecek miyiz? Hayır. Edecek miyiz? Hayır. Elbette etmeyeceğiz. Eğer edersek şehitlerimiz ahirette bizden hesap sorar. Yakamızı tutar. Onun için şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine onlarının geride bıraktığı çocuklarının, annelerinin, babalarının hürmetine yarın 14 Mayıs'ta sandıkta onlara müsaade etmeyeceğiz. Evet, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'ında zaten mealen Allah yolunda öldürülenler için
ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz demiyor mu? Evet, onun için diyoruz ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kıymetli kardeşlerim, bütün bunlar olurken yine sözde milliyetçi Meral Akşener'in dönüp Kılıçdaroğlu'na bu sırrı sakık ne diyor? Sen bunlara böyle sözler verdin mi? Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin PKK olduğunu bilmiyor musun? Onun devlet kurmasına nasıl müsaade edeceğiz? Ya da efendim özellik ne demek? Bırakın bu ülkenin, bu vatanın bir bölümünü, bir çakıl taşını dahi vermeyiz diyebildi mi? Sesini çıkaramadı. Ben şimdi bunları söylüyorum, bana hakaret ediyor. İstediğin kadar et. Herkes kendine yakışanı yapar. Ben de vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle bunları söyleyeceğim. Her zaman söyleyeceğim. Peki, bütün bunlar olurken bunlara sessiz kalan, sesini çıkarmayan, bakın niye ses çıkarmıyor? Bir, masaya kim onu geri döndürdüyse, oturtturduysa onlar diyor ki sus, sesini çıkarma diyorlar. Sesini çıkarırsan sonunu sen düşün diyorlar. Sonunu sen düşün diyorlar. Evet. Evet, sesini çıkarma diyorlar. Peki bütün bunlar olurken sesini çıkarmayan ve kabullenen birisi niye yapıyordur? Dediğim gibi ya birisi sus diyordur ya da Kılıçdaroğlu PKK'nın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilme hayali kurarken Meral Akşener de diğerleri de Cumhurbaşkanı olma hayali kuruyorlardır. Peki devletin varlığına kasteden, ülkenin bütünlüğüne kasteden, Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Lazı, Boşnağı, Alevisi, Sünnisi, milletin kardeşliğine kasteden birileriyle ittifak ortaklığı yapan ve buna ses çıkarmayan birisine milliyetçi denebilir mi? Vatansever denebilir mi? Milletperver denebilir mi? Ne denir? Olsa olsa çakma milliyetçi denir, fason milliyetçi denir ve sözde milliyetçi denir. Peki PKK, HDP, diğer terör örgütleri ne kadar Marksist, Leninist, ateist, parti, örgüt, bunlara ilaveten ahlak fukarası, LGBT'liler, sapıklar hepsi Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor mu? Destekliyor. Peki bu kadar teröristin, terör örgütünün bu kadar efendim işte bizim inancımıza, kültürümüze uymayan, inancımızın, kültürümüzün reddettiği yaşam tarzlarını bu ülkeye, bu millete dayatanların desteklediği bir cumhurbaşkanı adayına imanlı, itikatlı, milli manevi değerlere sahip bir Müslüman, bir insanımız, bu vatanın herhangi bir evladı oy verebilir mi? Veremez. Kıymetli kardeşlerim, bakın yetmiyor. Kılıçdaroğlu devam ediyor. Çıkıyor bir gün bir video yayınlıyor. Diyor ki ben Aleviyim diyor. Ya sana Alevi olduğunu soran var mı? Bu ülkede bugüne kadar kaç tane cumhurbaşkanı seçildi? Kaç tane cumhurbaşkanı adayı oldu? Kaç tane başbakan adayı oldu? Bir tanesi çıkıp mezhebini açıkladı mı? Açıklamadı. Niye açıklıyor? Kasıtlı açıklıyor. Mezhepçilik yapıyor. Ya sen cumhurbaşkanı adayı olmuşsun. Öyle ya da böyle. Ya mezhepçiliğin Suriye'de neye mal olduğunu görmüyor musun? Sen mezhepçiliğin Irak'ı üçe böldüğünü görmüyor musun? Sen mezhepçiliğin Yemen'de yüz binlerce, milyonlarca Müslümanın öldüğünü, öldürüldüğünü bu yüzden görmüyor musun? Bütün bunları görüyor, bütün bunları biliyor
Ama buna rağmen mezhepçilik yapıyor, etnik kökencilik yapıyor. Neden? Efendileri öyle istiyor. Ama biz... Ama bu ülke, bu millet buna müsaade etmeyecek. Çünkü bizim ölçümüz Kur'an ve sünnet. Bizim ölçümüz bu milletin irfanı, bu milletin ahlakı, bu milletin geleneği, göreneği ve bu ülkenin mayası olan inancımız ve kültürümüzdür. Bizi bir arada tutan budur. Bakın bu topraklarda 1000 yıldan fazla bir süredir Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Boşna, Arabı, Alevisi, Sünnisi biz kardeşçe yaşamıyor muyuz? Ve inşallah kıyamete kadar da kardeşçe yaşayacağız. Ne Kılıçdaroğlu, ne Akşener, ne de bir başkasının bunu bozmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü biz şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi aynı kilimin desenleriyiz. Desenlerimiz farklı olabilir, biz aynı kilimiz. Onun için bunu kimsenin bozmasına müsaade etmedik ve Allah'ın izniyle bundan sonra da etmeyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, 2016 yılında yaşadığımız hain darbe girişiminden sonra biliyorsunuz ülkemiz hızla toparlandı ve bir anayasa değişikliğiyle hükümet sistemimiz değiştirildi. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, yani devlet başkanlık sistemiyle yönetilmeye başladık. Ve bakın son 5 yılda istikrarlı bir yönetim oldu. Temsilde adalet mecliste en yüksek düzeyde sağlandı. Bunlar o kadar tutarsız ki bir taraftan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiriyor ve öbür taraftan diyor ki seçilirsem parti genel başkanlığını bırakmayacağım. Hem parti genel başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı yapacağım diyor. Ne oldu? Dün farklı konuşuyordunuz. O yetmiyor. 7 tane de cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağım diyor. Ve bu 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısına ilaveten bence 8. cumhurbaşkanı yardımcısı da olacak. O da kimden olacak? PKK'dan olacak, HDP'den olacak. Şimdi arkadaşlar, akıl var, mantık var. Sen 0-5 oyu dahi olmayan partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık verirsin de oyu onun çok fevkinde olan bir parti seninle işbirliği yaptığı zaman ona cumhurbaşkanlığı yardımcısı vermeyecek misin? Bakanlık vermeyecek misin? İşte o görüşmede bunları da konuştular. Kılıçdaroğlu bu sözleri de verdi. Ama şimdi açıklamıyorlar. Neden? Milletin tepkisi olmasın ve sandıkta bunun olumsuz bir karşılığını görmeyelim diye açıklamıyorlar. Ama biz bunu biliyoruz ve siz milletimizle, aziz vatandaşlarımızla paylaşmak zorundayız. PKK işbirlikçi CHP. Kahrolsun PKK işbirlikçi CHP. Kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım. 2000'de bir pandemi yaşadık. 2 yıldan fazla bir sürdü. Ve bize ekonomik maliyeti oldu. Sadece bize değil, bütün dünyaya oldu. Yetmedi, peşine Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Onun da bize bir maliyeti oldu. Ve en son 6 Şubat'ta 11 ilimiz yıkıldı. 100 yılın felaketini yaşadık. Allah depremde ölenlerimize bir kez daha rahmet eylesin. Ama devletimiz güçlü, milletimiz dayanışma ruhunu
en yüksek düzeyde yaşıyor. Ve bunun sayesinde toparlandık ve ayağa kalkıyoruz. Çadırlardan konteynerlara ve şimdi kalıcı konutlara geçiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimiz, Cumhur İttifakımız, Büyük Birlik Partimiz hiç kimseyi açta açıkta bırakmadı, bırakmayacak ve bütün vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bakın, Kılıçdaroğlu bir takım vaatlerde bulunuyor. Şimdi bunların vaatlerine kanmayın. 97-99 yılları arası Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürü. SGK ne oldu biliyor musunuz? Battı. SGK battı. Yahu genel müdürü olduğu bir kurumu batıran adam, Allah muhafaza etsin, Cumhurbaşkanı olursa ülkeyi batırır. Ülkeyi batırır. Bakın kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım, dava arkadaşlarım, gönüldaşlarım, batırdı ve ondan sonra gelen hükümet bir kanun değişikliğiyle emeklilikte uzun yaş şartı getirdi. Ve ne oldu? Bunu kim düzeltti? Cumhur İttifakımız düzeltti. Büyük Birlik Partisi olarak hatırlayın. Herkes artık EYT çıkmaz dediğinde bu kardeşiniz ne dedi? Çıkmalı ve çıkacak dedi. Çünkü bu bir hak mücadelesidir dedi. Çıktı mı? Peki burada staj ve çıraklıklar sayılmadı. Biz sayılsın dedik. İnşallah seçimden sonra da bunun mücadelesini vereceğiz. Staj ve çıraklık dönemi emekliliğe sayılmayanların hepsini saydıracağız. Bakın kadınlarımız işe başlamadan önceki doğum borçlanmalarını yapamıyorlardı. Buna da öncülük ettik. Evet, yaşamın anahtarının bu hafta sonuna geldik. Değerli hocamızı ağırlamış olduk ağız ve diş sağlığı alanında. Kendisi önemli bilgileri bizimle paylaştı. Doktor Kıvanç Cebesoy yaşamın anahtarındaydı bu hafta. Önümüzdeki hafta tekrar değerli ve özel konuklarımızla bir arada olmak dileğiyle mutlu hafta sonları diliyorum. Yarınki seçimde de ülkemize, vatanımıza hayırlı olsun diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.